Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yeme içme muhabbetleri yapmıyordum. O yüzden şu anda çok mutlu ve çok mutluyum. Bugün uzun zaman sonra ilk defa bir içerik videosu çekiyorum. Neden? Çünkü kış geldi, neden param yok, neden işsizim. O yüzden bir içerik videosu çekmeye başladım. Tabii bir yandan da bu arada yazın gezdiğim, yaptığım Akdeniz'e götürü videoları da yayınlanmaya başladı. Onları izlerseniz çok sevinirim ve yakın zamanda da yine gezmeye kaldığım yerden biriktirebilirsem eğer devam edeceğim. Bugün çok ayıp bir konu konuşacağız. O yüzden en başına 18 yaş sınırı koyduk. Mevzu nedir? Şimdi en büyük yanlıştan başlıyorum. Birayı köpüksüz doldurmaya çalışmak. Türkiye'de yapılan en büyük yanlışlardan biri. Neden bu konuda bu kadar inatlaşılıyor? Bir türlü anlam veremiyorum. Adamın doğasında köpürmek varsa sen inatla neden bunu köpüksüz koymaya çalışıyorsun? Bırak gaz açığa çıksın ya. Bir kere biranın köpüklüğü konulmasının bir sebebi var. Biranın üzerindeki o kalın köpük tabakası biranın havale temasını engelleyerek biranın bayatlamasını engeller. Bu da keyifli bir içim sağlar. Onun dışında yine o kalın köpük tabakası biranın ısınmasını bir nebze olsun engelleyerek biranızın daha uzun süre soğuk kalmasını sağlar. Zaten sürekli şikayet ediyorsunuz ya, bira çabuk ısındı, ya biramı soğuk getir, daha da soğuk getir falan gibi. Bunun köpüklük içerisiniz biranız daha geç ısınır ve daha uzun süreli keyifli bir içim sağlar. O yüzden lütfen Türkiye'deki bira içenlere sesleniyorum. Biranızı köpüksüz içmek için bu kadar çaba sarf etmeyin. Diğer bir mevzu ise biranın şişeden içilmesi. O birayı servis edersin bardağıyla beraber özenli bir şekilde. Adam der ki bardak istemiyorum. O kadar üzülürüm ki öyle durumlarda. Çünkü bira gerçekten bardakla içilmesi gereken bir şey. Bira şişeden içtiniz değil. Rengini görmediğiniz için, kokusunu almadığınız için bir kere iki tane güzel zevkten mahrum kalıyorsunuz. Şarap tadanları düşünün, bira tadım yapanları düşünün. Hepsi mutlaka öncesinde koklarlar. Zaten yemeğe başlamadan önce de yemeği koklaman gerekiyor. Yani yemek yemek ve içmek, içmeye başlamak aslında ilk başta kokuyla, koklamayla başlıyor. Şişeden içerseniz kendinizi bu kokudan, bu renkten mahrum edersiniz. Ve gerçekten gizli kalmış birçok lezzette bardağın olduğunu sürece ortaya çıkar. Özellikle arkasında da yazar zaten. Lütfen bardağı doldurarak için diye. Ve her markanın ayrı bardağı vardır. Yani bir marka hep aynı bardakla getirmezler. Arjantinli balon bardağı biliyoruz ki sadece ama her markanın da ayrı tip bardağı vardır ve özellikle tasarlanır o bardaklar. Ve bira köpüren bir şey ve gazlı bir şey olduğu için ve sen şişeden içtiğin zaman bu köpürmesine ve gazın dışarı çıkmasına engel olduğun için full gazı sen yutarsın ve sen içersen de bol gazlı bir insan olursun. Birayı kimin bulduğu konusu enteresan bir konu. Birayı böyle Almanlar çok tüketiyor, Almanlar mı buldu acaba falan. Mantığı zaten çok mantıksız bir mantık. Doğru mantık değil. Birayı Mısır'da bulmuş. Buradaki acıklı kısım ise aradan çok uzun zamanlar geçiyor ve sana bu bilgiyi tekrar Avrupalılar satıyor. Aynı bizim bu lale muhabbeti gibi. Bir Mısırlı olsam çok üzülürdüm ama kendi ülkemde üzülecek çok şey var zaten. Okey, üzülmüyorum, geçtim. Biranın Türkiye'ye geliş tarihi ise 19. yüzyıla kadar sürüyor. Tısalanın aksine birayı işçi sınıfı değil, zevkliler tüketiyor. Ama bilirsiniz bira böyle işçi sınıfını tükettiği bir alkol içecektir. En çok bira çeşidine Almanlar değil Belçikalılar sahip. Zaten birazcık Avrupa görmüş, birazcık bira kültürüne sahip olan ya da bira kültürüne geç birkaç bira farklı bira tatmış. Adam hemen bunun havasını atar. Bira için gitmen gereken ülkenin Belçika olduğunu biliyorsun değil mi? Sakın Almanya falan diye düşünme yani. Evet, gerçekten de öyledir. Belçika bira kültürü daha en çok geliştiği ülkelerden bir tanesi ve en çok bira çeşidini Belçika'da görürsünüz. Kız birası olarak tarif edilen bazı biralar vardır bilirsiniz ki bir tanesini çok severim. Onlar her zaman ucuna böyle şimdi ucuna limon takılarak servis edilir. Aslında böyle bir servis geleneği yoktur. Bunun tek bir sebebi var. Meksika'da çok fazla sinek olduğu için birayı sinekten korumak, ağız kısmına sinekler gelip konmasınlar diye ağza limon takılırmış. Bu kadar. Sonra da zaten servis edildikten sonra limonu atıp atıyorsun ve sonra birayı içmeye başlıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Bira limonla servis ediyor ve limonu bir de içine atıyorsun yani. Bunu tabii yap, zevkindir, seviyorsun limon tadı seviyorsun içinde yapabilirsin. Ama aslında bunun tek sebebi birayı sineklerden korumak. Ülkemizde bu kadar sinek olmadığına göre birisi o birayı limonsuz servis ederse
yanlış anlamayın, servisten de anlamıyormuş arkadaşım falan demeyin yani. Aslında böyle bir şey zaten yok. En çok bireyi ne Belçikalılar ne Almanlar içiyormuş. En çok bireyi dünyada Çekler içiyormuş. Bira göbek yapar diye bir günah var biranın üzerinde. Bu biranın üzerinde yıkılmış bir günah sadece. Aslında hayır, okey bira göbek yapar ama diğer alkollü içecekler gibi bira da göbek yapar. Ya rakı da göbek yapar, viski de göbek yapar. Asıl göbek yapan alkol ve alkolün yanına yediğin yiyeceklerdir. Ama tabii sen bir oturuşta 1 litre viski içip bitirmediğin için ya da oturup 2 litre rakı bitirmediğin için, ki bitirme zaten alkol komasına girersin, bunun suçu biraya kalıyor. Bira çünkü daha çok litreler anlamında, litre bazında daha çok tüketilen bir içecek. Bu yüzden biranın daha çok göbek yaptığı düşünülüyor ama aslında tamamen yalan. Bira gibi bütün alkol içecekler göbek yapar. İçine sigara külü silkilmiş bira daha çok kafa yapar diye bir şey duydum. Küllü olmayan bir abinin uydurduğu bir şey olduğunu düşünüp bu muhabbeti burada kapatıyoruz. Dark biralar, yani koyu renkli biralar daha yüksek alkol oranına sahiptir diye bir şey var. Bu tamamen yalandır. Ona kalırsa o zaman Guinness marka biranın 4.2 alkol oranı olmaması gerekiyordu. Belçika'daki birçok blond biranın alkol oranı en az 8 oranında, en az %8 oranında. Bu tamamen bira üreticisinin kendi tercihiyle alakalı, renkle hiçbir alakası yok. Adam %60 oranında alkol oranında bira yapmak istiyorsa o oranda da yapabilir. Renkle uzaktan yakından alakası olan bir mevzu değildir. Yine yaratıcılıkta bir tık, çok fazla değil ama bir tık çığır açmış bir yalanla devam ediyoruz. Bira şişelerini yıkamıyorlarmış. Üzerindeki etiketi yırt ki yıkasınlar. Muhabbeti de tamamen bir saçmalık. Ya bu bence şey kafası ya. Ben olsam yıkamazdım abi yani. Geri geri almalı şişeyi yıkamadan tekrar doldururdum içine mantığıyla söylenmiş. Ya bence adam kendinden paylaşmış bu yalanı söyleyen. Bira şişesini yıkamak zorundalar. Çünkü içine tekrar bira koyarlarsa içinde bakteri ürer. Yani bira kontamine. Bira kontamine olur ve bira konulduktan içine konulduktan bir süre sonra bozulmaya başlar. O yüzden adam sen yırtsan da yırtmasan da o şeyi yıkamak zorunda. Şimdi bira ile ilgili yanlış bilinenleri söyledim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer bu videoyu severseniz öyle geri dönüşler alırsam yani bira hakkında ilginç bilgiler de vermek istiyorum. Niye birayı seçtim? Çünkü birayı seviyorum ve gereken değeri ve hürmeti görmediğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Whether you like them or not, they are one of the great wonders of the world and history of show business. The very young, the very popular, and perhaps the very rich can be.